Trabzonspor Kayseri Spor karşılaşması sonrası taraftarlara maç ile ilgili görüşlerini sorduk. Cevapları gelin, hep birlikte izleyelim. Anıl Hoca o kadar güzel konuştu ki her şeyi anlattı da aslında tek tek ya bakıldığı zaman. Oyunda oynayan ama kendisini maça vermeyen, fiziksel olarak hazırmış gibi olup da maçta hiçbir şey yapmayanlarla oyuna sonradan girip de mesela Vakame'den bahsediyor. Diyor ki fiziksel olarak hazır olmamasına rağmen her şeyi verdi. Burada biraz hocaya inanmak gerekiyor sanırım. Çünkü hocanın elindeki kadroda skor üretecek adam yok. İki kanatta Orsic, Cihan Çanak, ileride Draguş bakıldığı zaman hiçbir şey vermiyorlar takıma. Yani boş bal yapmayan arı gibi koşan bir Cihan Çanak var. Ne yaptığını kendisinin bile bilmediği bir Orsic var. Draguş'un hala elma marmut mu olduğunu hiç kimse anlamadı. Forvet midir, kanat mıdır, golcü müdür, sprinter midir ne olduğu belli değil. O yüzden biraz hocaya vakit vermek gerekiyor yani. Peki siz Şenol Güneş'in yerinde olsaydınız futbolcularla nasıl bir konuşma yapardınız? Şenol Güneş yerinde olmak kolay iş değil. Şenol Güneş yerinde olsaydı Trabzon halkının çoğu elinde değnekle şeye girerdi ama muhtemelen o yapmıştır konuşmasını. Zaten canlı yayında yaptı konuşmasını ya. Ya vereceksin kendini ya gideceksin diyor adam, açık açık söylüyor bunları ya. Yani oynanan futbolu çok beğenmedim açıkçası. Kayserispor kaliteli ayakları olsaydı bize 4-5 tane çok rahat atardı. Ama yine iyi oynadık yani, dikine top oynadık. Forvet'e Umut Bozok'la başlamamız gerekiyor bir dahaki maçta. İnşallah Draguş'un çünkü çok eksikleri var şu anda. Yani taraftarın Draguş'u ıslıklamasına da tepki göstermek gerekiyor aslında. Hani kaliteli bir topçu sonuçta, getirmek için bayağı uğraştık. O yüzden demek istediğim şu ki önümüzdeki maçlarda daha iyi bir top oynayacağız. Peki siz Şenol Güneş'in yerinde olsaydınız futbolcularla nasıl bir konuşma yapardınız? Güzel bir soru yani. Yani ne diyeceksin ki, adamlar zaten çıkıp oynadı topunu yani, ama defans hattını çok kötü oynadık. Hani defans hattı o kadar öndeydi ki attıkları her top kaleciyle karşı karşıya kaldılar. O yüzden Şenol Güneş'in de çok yapabileceği bir şey yoktu bu duruma yani. Bu sene takımımız açıkçası çok zayıf gözüküyor. Devre arasına kadar en az kayıpla gidip devre arasında yapılacak transferlerle inşallah sezon sonu iyi bir yerde bitiririz. Şenol Hoca'ya güveniyoruz. Peki siz Şenol Güneş'in yerinde olsaydınız futbolcularla nasıl bir konuşma yapardınız? Futbolcularla konuşmaktan ziyade futbolculara biraz kondisyon yüklemesi yapılmalı. Çünkü takım ciddi anlamda fiziksel olarak düşük gözüküyor diğer rakiplere göre. Ocak ayına kadar özellikle kondisyon yüklemesi yapılmalı takıma. Dün maça gittim ben de. Ne yorum yapabilirim? Yani alınan bütün futbolcular bizim yani hak tabiri gözümüzde çöp. Yani bu takımda oynayamayacak, amatörlükte oynayacak ne kadar topçu var toplamışlar takıma. Ben gittiğime pişman oldum. Ama bir taraftar olarak takıma destek amaçlı gittik. Çocuğumu da getirdim. Yani bir bakıyorum benim 12 yaşında çocuğum benim yanımda yani sinir krizi geçiriyor. Çünkü yani görmek istediği futbol bu değil. Bizim de görmek istediğimiz futbol bu değil. Yani bu Scuit ekibinde kimleri varsa, bu topçuları kimler aldıysa, nasıl aldı, neye bakarak aldı, Anadolu takımları da küçük bütçelerle beraber çok güzel topçular alıp getiriyor. Yani biz o kadar 14-15 tane transferi yaptık. 3-4 ay bir forvet bekledik. Yani ondan dolayı yani şu anda mutlu değilim takımın durumundan. İnşallah iyiye gider ama bu ilk yarı iyiye gidecek bir potansiyel yok takımda. İkinci yarı belki alınacak topçularla beraber daha güzel bir yerlere gelir. Ama bu yıl bir beklentimiz yok. Yani. Peki siz Şenol Güneş'in yerinde olsaydınız futbolcularla nasıl bir konuşma yapardınız? Valla ben futbolculara nasıl bir konuşma yapardım? Bu maçtan önce mi maçtan sonra mı? Maçtan sonra. Maçtan sonra. Yani maçtan sonra şöyle bir konuşma yapardım. Anlayan anlayacağı dilde. Yani bu takım Trabzonspor, bu takımın büyüklüğünü ya bunları müzeye mi getirecekler? Yani bu takımın tarihi geçmişini mi anlatacaklar? Veya altyapıdan topçu getirsin kardeşim. Yani küme düşmesin. Biz razıyım. Ben bir taraftar olarak altyapıdan çıkarsın. Onlar oynasın. Ben razıyım. Yeter ki candan baştan oynasınlar yani. Yani her adamlar her pozisyonda gelmesinde kalemimizde tehlike gördük biz akşamki maçta. Onun için memnun değilim ben bu durumdan ya. Ben şunu da diyorum. Kayserispor akşam hak ettiği maçı yani 2-2 bitti. Ben Kayserispor'a üzüldüm yani bu oyunun futbol karşısında. Hak etmedik çünkü. Bir puanı bile hak etmedik. Dün oynanan Kayserispor Trabzonspor maçında pek bir Trabzonspor iyi oynayamadı. Kayserispor hak etti. Vakame bir de Mendy'ye yazar oyun. Onların ikisi olmasaydı zaten büyük ihtimalle kaybedecektik. Abdullah Avcı'dan dolayı olduğunu düşünüyorum.
Şu an Şenol Güneş'e fazla bir şey söylemek istemiyorum. Onun enkazını toplamaya çalışıyorum. Öyle yani, Kayserispor hak etti maçı. Trabzonspor da kırmızı kart görmesiyle beraber bastırdı. Vakayeme ile beraber gol attık. Yani Kayserispor hak etti. Bu kadar. Ya maçın ilk dakikaları çok kötü oynadık. İkinci yarı Vakayeme'nin girmesiyle maçı biraz toparlamaya başladık. Yani çok değişik bir maç oldu. Bizim için sürpriz oldu. Güzel, son dakikalara kadar güzel oynadık. Güzel bir skor elde ettik. Beraberliği kazandık. Vallahi şu anda Şenol Güneş'imiz geldi. Şu anda takım yeni yeni iyi olacak inşallah. Bir yeni döneme girdik. Maça gittik, 2-2 kaldık. Olabilir ama ben Trabzonspor'dan umutluyum. İnşallah iyi durumlara kadar gireceğiz bundan sonra. Biz İstanbul'dan Trabzon'a geliyoruz devamlı maça sebep. Ama inşallah hayırlısı. Şenol Güneş'in yerinde olsaydı futbolcularla nasıl bir konuşma yapardınız? Ya tabii ki daha yeni. Onlar da onun evladı gibi. Güzel bir konuşma yapmıştır. Ben inanıyorum Şenol Güneş'e yani. O ne yapmam bunu ve her insan birinde gününde olmayabilir. Ama futbolculardan istiyorum ki aldığınız paranın karşılığını verin sahada. 60 bin kişi geliyor stada.